Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Moodle'a nasıl ödev yükleriz bunu öğreneceğiz. Aynı zamanda kısa bir ders bazında inceleme yapacağız. Başlayalım. Eğitimde ve ölçmede değerlendirme dersime tıklıyorum. Burada duyurular, canlı ders ve haftalar karşılıyor beni. Burada 16 hafta var. Sınav haftası da dahil olmak üzere bir dönemi temsil ediyor bu haftalar. Her haftada işlenilen derste kullanılan dokümanlar hocalarımız tarafından eğer onlar isterse paylaşılıyor. Buradan onları tıklayarak incelebilme şansımız var. Duyurular kısmına bakalım. Bu duyurular kısmında hocamız bize bir şey duyurmak istiyorsa, bir konu hakkında haber vermek istiyorsa bu kısımdan yapıyor genellikle. Ardından canlı ders butonunda da Zoom üzerinden bağlanacağımız derslerin linkleri bulunmakta. Ardından şurada bir ikon görüyoruz. Bu ikona basarak ödev yüklememizi yapacağız. Ancak evde kal sisteminde benim yüklemem gereken herhangi bir ödev bulunmadığından bunu bölüm derslerimizde kullandığımız BÖTE Moodle'dan göstereceğim. Ancak arayüz aynı olduğundan hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi BÖTE Moodle'dayım. Arayüz tamamıyla aynı. Buradaki ikonu gördüğüm an diyorum ki buraya ödev yükleyeceğim. Üzerine tıklıyorum. Şimdi genellikle bir başlığımız var burada. Bu başlığın altında hocalarımız genellikle yönergelerini yazıyor. Yönergelere göre ödevimizi tamamladıktan sonra gönderim ekleye basarak gönderim yapacağız. Ancak şurayı da bir tanıyalım hemen hızlıca. Gönderim durumum deneme yok olarak durmaktı. Çünkü herhangi bir yükleme yapmadım. Puan durumum puanlanmamış. Çünkü herhangi bir ödev yüklemediğim için puanlama da olmuyor otomatikman. Ama ancak ben ödevimi yükledikten sonra hocam puanlama yapar. Ve ardından puanlamayı sisteme girerse burada puanınızı görebiliyorsunuz. Son teslim tarihi yer almakta. Kalan süre var burada da. Son düzenleme tarihi genellikle ödevi yüklediğiniz tarih olarak kalıyor. Eğer sonradan bir düzenleme yapmadıysanız. Şimdi ödevi nasıl yükleyeceğiz ona bakalım. Burada göndermek diye tıklıyorum. Böyle bir yer açılıyor. Burası sürükle bırak yöntemiyle çalışıyor. Ekranımı hemen küçülteyim. Buradan yüklemek istediğim ödev bu benim. Bunu alıp sürükle bırak yöntemiyle buraya bırakıyorum. Yüklendi burada. Ardından değişiklikleri kaydete tıklıyorum. Ve ardından ödevim yüklenmiş oluyor. Aynen bu şekilde ödevim yüklenmiş oluyor gördüğünüz üzere. Eğer istersem burada gönderimi düzenle butonuna basarak gönderimimi üzerine tekrar tıklıyorum. Burada silebilirim. Tekrardan da indirebilirim. Güncelleyebilirim. Ama eğer gönderimi kaldırmak istiyorsam bu butona basıyorum. Ve devam diyerek gönderimimi gördüğünüz üzere kaldırmış oluyorum. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.